Yavuz Sultan Selim'in kahramanlığına hayran olduğu, son anına kadar ülkesi için savaşan, Memlüklerin son hükümdarı, Mercidabık Muharebesi'nde hayatını kaybeden Sultan Kansu Gavri'nin yeğeni, Ridaniye Muharebesi'nin mağlup komutanı, Kahire Sur Kapısı'nda idam edilen Ebu Nasır el-Melikül Eşref Tomanbay'ın kısa süren hükümdarlığı ve ölümü. Babası 2. Bayezid'in aksine daha cesaretli ve dinamik bir politika izleyen Yavuz Sultan Selim, 1514'te Safevi tehlikesini bertaraf ettikten sonra Güneydoğu Anadolu bölgesine yöneldi. Kısa sürede Diyarbakır, Nusaybin, Urfa ve Musul'u ele geçirdi. 1516-1517 Osmanlı-Memlük savaşları başlayınca Memlük Sultanı Kansu Gavri ordusunun başında Suriye'ye yöneldi. Kansu Gavri Kahire'den çıktığında yeğeni Tomanbay'ı Kahire'de saltanat vekili olarak bıraktı. Osmanlı ve Memlük orduları Halep'in kuzeyinde bulunan Mercidabık Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Ateşli silahları çok iyi kullanan Osmanlılar Memlükleri ağır bir yenilgiye uğrattılar. Sultan Kansu Gavri bu muharebede hayatını kaybetti. Kahire'de bulunan saltanat naibi 2. Tomanbay'ın 1474-75 yıllarında doğduğu kabul edilmektedir. Son sultan Kansu Gavri Tomanbay'ı yokluğunda ülkeyi yönetmekle görevli kılmıştı. Tomanbay bu geçici görev esnasında güvenliğe çok önem verdi. Disipliniyle asker ve halk tarafından çok sevildi. Kansu Gavri'nin ölümünden sonra kimin sultan olacağı gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı önemli bir savaş kaybedilmiş, Suriye elden çıkmış, pek çok emir esir düşmüştü. Tomanbay, Yavuz Selim'in Suriye'yi ele geçirmiş olup Mısır'a yürüdüğünü, hazine boşaldığı için askere aylık dahi verilemeyeceğini, sultan olmayı kabul etse de Ümera'nın isyan edip kendisini hapsedeceğini söyledi. Onun sultan olmayı istememesi üzerine dönemin ünlü alemi Şeyh Ebu Suud, orada bulunan emirlere Tomanbay'a isyan ve ihanet etmeyeceklerine dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırdı. Bu şekilde Tomanbay razı edildi. 11 Ekim 1516 Cuma günü culus merasim yapmak üzere ümera ve askerler toplandı. Devlet idaresinin ona biat etmesiyle Tomanbay yeni Memlük Sultanı oldu ve 50 gün kadar yaşanan krizden sonra Kahire minberlerinde tekrar Memlük Sultanı adına dua edilmeye başlandı. Tomanbay sultan olduğu sırada Gazze naibi Osmanoğlu Gazze'yi ele geçirmeden imdadımıza yetişin diyerek yardım istiyordu. Osmanlılar Gazze'ye dayanmıştı. Gerçekten de Yavuz Selim Mercidabık zaferinden 4 gün sonra savaşsız Halep'e girmiş, 18 gün orada kaldıktan sonra Hama, 2 gün sonra da Humus'u barış ile ele geçirdikten sonra 27 Eylül 1516'da Dimaşk'a varmıştı. Yavuz burada fethettiği yeni ülkeyi düzenlerken Osmanlı orduları da Mısır'ın kapısı sayılan Gazze'ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Burada Yavuz Tomanbay'a bir mektup gönderdi. Mektubunda ondan gelip kendisine itaat arz etmesini, artık Müslüman kanının akmamasını, barışın olmasını, kendisine ve yanına geleceklere aman verdiğini bildirerek Gazze dolaylarında harekete geçen Canberdi el-Gazali'ye de itaat etmesi için mektup gönderdiğini, itaat etmezse Gazze'ye yürümesi için Sadrazam Sinan Paşa'ya emir verdiğini yazıyordu. Mektubunun sonunu, "İtaat etmezsen denizden gelen donanmam ve karadan yürüyen ordum üzerine yürüyecektir." diye bitirdi. İbn İlyas, Tomanbay'ın bu yazılanlardan etkilenip gözlerinden yaş geldiğini yazmaktadır. Tomanbay'ın iradesi dışında Osmanlı elçilerinin öldürülmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da kötüye gideceğinin bir işareti olmuştu. Osmanlı ordusunun Gazze'ye ilerlediği haberi Kahire'de başta askerler olmak üzere herkesi ümitsizliğe düşürdü. Tomanbay hazinede kalan son parayı askerlerine dağıtırken emirlere para vermemiş, "Gidin kendiniz ve çoluk çocuğunuz için savaşınız. Hazinede bir kuruş para yoktur. Ben de sizlerden biriyim. Savaşa giderseniz ben de sizinle gelirim." demek zorunda kalmıştı. Yavuz'un gönderdiği mektuptan bir ay geçmişti ki 10 Aralık tarihinde Çerkez Murat Başkanlığı'nda 15 kişilik elçilik heyeti Kahire'de göründü. Yavuz Tomanbay'dan kendi adına sikke vurdurup hutbe okutmasını ve Mısır'ın haracını bir zamanlar Abbas halifesine gönderdikleri gibi kendisine göndermesini, bu şartlar ile kendisini Gazze'den Mısır'a kadar olan sahada naip olarak görevlendirebileceğini, aksi halde onun için kurtuluşun olmadığını bildirdi.
elçilerin karşılıklı öldürülmesi, devlet iradesinin kışkırtmaları ve onların birbirlerine duydukları kin savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Tomanbay bir yandan orduyu savaşa hazırlanmaya, diğer yandan Kahire'de savunma tedbirleri almaya başladı. 25 Aralık 1516'da Canberdi Gazali kumandasında Osmanlılara karşı gönderilen ordu, Gazze yakınlarındaki Han Yunus'ta Sadrazam Sinan Paşa tarafından çok feci bir şekilde yenilgiye uğratılmıştı. Canberdi pek az bir askerle kaçarak Kahire'ye ulaşabildi. Osmanlı'nın kudretli hükümdarı Sultan Yavuz'un karşısında artık bir engel kalmamıştı. Mısır'da herkesin Osmanlılardan korkup can derdine düştüğü sırada Tomanbay, tahtını ve ülkesini koruyabilmek adına yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştı. Büyük bir azim, cesaret ve hamiyet gösterdi. Önce Mercidabık, ardından Han Yunus'taki iki ağır yenilgi alan Memlük ordusunu yeniden tanzim etmeye çalıştı. Yavuz Sultan Selim 13 gün kadar kısa bir sürede Sina çölünü geçip ilerledi. Son kez Yavuz ve Tomanbay birbirlerine haber yolladılar. Yavuz, "Ben bu savaştan önce bu savaşın sonuçlarının İslam için hayırlı olması için dua ettim." diyor. Tomanbay da cevabında "Ben de aynı şekilde dua ettim." şeklinde karşılık veriyordu. Yavuz Sultan Selim ve Tomanbay'ın kuvvetleri 23 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye denilen mevkide karşı karşıya geldiler. Memlük toplarının sabit olduğunu öğrenen Yavuz askerlerini ikiye ayırdı. Bir kısmı Memlüklerin beklediği yerden hücum ederken diğer kısım Memlük ordusunu arkadan çevirdi. Bu ölüm kalım savaşında durumun ümitsizliğini gören Tomanbay, Sultan Yavuz'un kumanda ettiği merkeze hücum etti. Osmanlı kuvvetlerinin şiddetli vuruşunda Tomanbay bir süre daha kahramanca dövüşse de yakalanmaktan korktuğu için geri çekildi. Aynı gün kılınan cuma namazında hutbe Sultan Selim adına okundu. 28 Ocak tarihinde Tomanbay etrafında topladığı 10 bin kadar memlük ile Kahire içerisine tekrar saldırıya geçti. Şehir içerisinde sokak sokağa boğaz boğaza bir dövüş yaşandı. Tomanbay Kahire'nin bazı bölgelerini ele geçirse de istediği sonucu alamayarak şehirden çıktı ve tekrar kuvvet toplamaya başladı. Artık Yavuz'a karşı şart öne sürebilecek bir durumda değilken Osmanlı'nın kudretli hükümdarına yeni bir mektup gönderdi. Mektupta Yavuz adına Mısır'da hutbe okutup sikke vurduracağını, karar vereceği bir meblağı her yıl ona ödeyeceğini, ancak öncelikle kendisinin Kahire'den geri çekilmesi gerektiğini, aksi halde savaşmak üzere kendisini Nil'in batı yakasına, El Cize bölgesine davet ediyordu. Yavuz tarafından gönderilen heyetin yolda öldürülmesi üzerine sultan ordusunu bir kötülü Habeş'te topladı. 24 Mart tarihinde Nil'i zahmetsizce geçen Osmanlı ordusu Tomanbay'ı 3. defa El Cize Bürdan mevkiinde yenilgiye uğrattı. 3. defa yenilen Tomanbay yanındakilere her şeyinin bittiğini söyleyerek Tevruce bölgesine kaçtı. Peşindeki Osmanlılardan kaçmak için Nil nehrine bile atlamıştı. Boğulmak üzereyken boynuna kemer atılmak suretiyle kurtarılarak sudan çıkarıldı. Onun yakalandığı haberi Osmanlı karargahına ulaştığında Yavuz Sultan Selim sevinmiş ve "Elhamdülillah, işte şimdi Mısır fetholundu." demişti. Burada yakalanan Tomanbay bağlanıp Ümmit Dinar denilen yerde Yavuz'un huzuruna çıkarıldı. Tomanbay'ın son dakikaya kadar direnmesi Mısır halkı üzerinde kendisine karşı büyük bir sempati uyandırmıştı. Kahire'de sokak sokak insanlar Tomanbay lehine toplanmaya başlamıştı. Tomanbay'ı ayakta karşılayan Yavuz önce elçilerini öldürmesi üzerine onu azarladı. Ardından cesaretini ve yiğitliğini övdü. Kendisine bir tutsak gibi değil bir sultan gibi davranarak yanı başında hazırlattığı ikinci bir tahta oturttu. Yavuz ve Tomanbay arasında uzun konuşmalar cereyan etti. Tomanbay savaşmakla Allah'ın kendisine emanet etmiş olduğu ülkeyi savunma, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirleri koruma görevinden başka bir şey yapmamış olduğunu söyledi. Kendisine neden geldiğini sorduğunda ise Yavuz Sultan Selim, "Savaşı ulemanın fetvasıyla yaptım. Çünkü Kansu Gavri gizlice İran Şahı'nı destekliyordu." cevabını vermişti. Seferden önce Sultan Selim bir fetva alarak Sünni Müslüman Memlük Sultanına karşı seferi onaylatmak için Memlüklerin Müslümanlara karşı yaptığı baskı ve adaletsizliğe vurgu yapmıştı. Yavuz Sultan Selim ele geçirdiği ve topraklarına kattığı Mısır halkına oldukça iyi davrandı.
Tomanbay cengaverlikte daha iyi olduklarını, galip geleceklerini, Yavuz'un top ve tüfek gibi silah gücü sayesinde savaşı kazandığını söyleyince Sultan Yavuz, "Madem ki İslam'ın koruyucusu ve güçlü bir devlet sahibisiniz, bu devleti, bu dini, Mekke ve Medine'yi nasıl koruyacaksınız? Neden silahlanmadınız? Silahınız olmazsa neyi koruyabileceksiniz?" diyerek Tomanbay'ı susturmuştu. Yavuz kendisini çok uğraştırmasına rağmen korkusuz, gözü pek, açık sözlü ve cesur bir hükümdar olan Tomanbay'ın hayatını bağışlamak niyetindeydi. Hatta Yavuz'un Tomanbay'ı Rumeli'de bir sancak beyliğine tayin edeceği, Mekke'ye göndereceği ya da İstanbul'a götüreceği gibi söylentiler konuşuluyordu. Fakat Mısır'ın idaresinin kendisine verileceğini uman Halep emiri Hayır Bey'in, Sultan Yavuz'a Memlüklerin ve halkın Tomanbay'ın yakalandığına inanmadıklarını, Kahire sokaklarında halkın Allah Tomanbay'a yardım etsin diye dua ettiğini söyledi. Onun canlı bırakılması halinde kendisinin Mısır'ı terk etmesinden sonra isyan ederek bunca fedakarlıkla elde edilen başarıların boşa çıkabileceği söylendi. Bir cuma selamlığında Tomanbay'a gösterilen sevgiyi gördükten sonra Sultan Yavuz son kararını vermişti. İdam. Sultan Yavuz'a havastan ve avamdan herkesin onun öldüğünü görmesi, ondan ümidi kesip kendisine canı gönülden itaat etmesi için onu Züveyle kapısında astırmanın münasip olacağını söylediler. Yavuz Sultan Selim Tomanbay'ın yakalanmasından 14 gün sonra Tomanbay'ın asılmasını emretti. 13 Nisan 1517 Pazartesi günü İmbabe'de hapsedildiği çadırdan çıkarılan Tomanbay, 400 kişilik Yeniçeri Birliği'nin korumasında Züveyle kapısına götürüldü. Kendisi bir ata bindirilmiş olup yol boyunca onu bekleyen halka selamlar veriyordu. Züveyle kapısına gelinip alttan indirilince asılacağını anlayan Tomanbay, orada toplanmış halka "Benim için 3 kere Fatiha okuyun" deyip ellerini açarak kendisi de yüksek sesle 3 kere Fatiha okudu. Celladın uzattığı ipe boynunu uzatarak işini bitir dedi. Tomanbay'ın asılışına Dulkadiroğlu Ali Bey nezaret etti. Ali Bey'in babası Şehsuvar 45 yıl önce aynı yerde Sultan Kayıtbay tarafından asılmıştı. Kaynaklara göre Eşref Tomanbay'ın idam edilirken boynuna dolanan ipin iki kez koptuğu söylense de cellat işini bitirmişti. Yavuz Sultan Selim'in emriyle Tomanbay için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine bizzat Yavuz Sultan Selim de katıldı. Osmanlı hükümdarlık genelinde olmayan bir şey yaparak Tomanbay'ın cenazesini omuzladı. Ayrıca 3 gün boyunca Tomanbay hayrına fakirlere para dağıtıldı. 2. Tomanbay Züveyle kapısında astırılan ilk ve son Memlük sultanıydı. Cenazesi 3 gün asılı kaldıktan sonra indirilerek büyük bir törenle amcası Kansu Gavri tarafından yaptırılan medreseye defnedildi. Tomanbay'ın ölümüyle beraber Suriye ve Mısır'da 267 yıl süren Memlük hakimiyeti resmen son bulmuş ve bu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil olmuştu. Son olarak kaynaklarda Eşref Tomanbay'ın son derece cesur, mücadele azmi kuvvetli, hayır yapmayı seven, çalışkan, edepli ve dindar olduğu, haksız vergileri de kaldırdığı için halk tarafından çok sevildiği belirtilmektedir. Memlüklerin sonu ve son Memlük Sultanı Tomanbay'ın Yavuz gibi bir büyük hükümdara karşı dik duruşu bu şekildeydi.